Ve herkesin artık, herkesin madem ki artık orada şartlar olgunlaştı. Genel hafta çıktı, herkesin evi güzel, herkesin memleketi güzel. Bizim yoksulumuz, bizim işsizimiz bize yeter. Onun için Tayyip Erdoğan'ı derhal Esad'la görüşmeye davet ediyorum. Derhal. İstanbul Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu, hepimizin İstanbul'a hizmetlerinden onur duyduğu, Beylikdüzü'nde aday olduğu günden beri şimdiye kadar AK Parti'ye 4'te 4 yapan Beylikdüzü Belediyesi 31 Mart seçimleri, 2019 tekrar seçimleri, 2024 yerel seçimleri 4'te 4. Hani böyle yapıyor ya, 4'te 4. Rüyasına o giriyor. Eskiden o yapıyordu böyle. Şimdi rüyasında Ekrem Bey yapıyor ona böyle. Öyle olunca siyaseten baş edemeyince, demokratik bir yanışla yenemeyince, 2019'da önce YSK'ya suç işletip, seçimleri iptal edip, 12.600'lük fark vardı. 45 gün sonra 608.000 fark oldu. Niye? Vallahi niye biliyor musunuz? Çok özet anlatayım. Fatih'te bir bakkal amca dedi, 30 sene dedi burada fasulye tarttım, pirinç tarttım, nohut tarttım. 30 senedir de Tayyip Erdoğan'a oy attım dedi. Ben dedi hak geçmesin diye pirinci dedi hep müşterinin kefesine şöyle ucuyla atarım. Belki dedi 30-40 yılda bir kamyon pirinç, bir kamyon buğday attım müşteriye hak geçmesin diye. Bir kere oy atmadım size dedi Özgür Efendi. Bir daha da atmam belki dedi. Son seçimde de Binali Bey'e verdim. Her seferinde de Tayyip Bey kim diyorsa ona verdim. Bu sefer vereceğim Ekrem evladıma. Çünkü hak geçti dedi, hak geçti. Hak geçti. Şimdi Tayyip Bey o hacı amcayla inatlaşmaya devam ediyor. O hacı amcanın ferasetiyle ve vicdanıyla inatlaşıyorlar. Bir başkası, adı Ahmak davası. Yahu mevzunun özeti şu, hiç hukuki kısmına girmeye gerek yok. Soylu, Avrupa'daki belediyelerle konuşurken Türkiye'deki sıkıntılarını anlatan İmamoğlu için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden ahmak deyiverdi. O da hakkıdır ya, sensin ahmak deyiverdi. Türkiye'deki seçimi iptal ettiler ahmaktır dedi. Bu lafı söyleyen Soylu'ya cevaben söylendi. Soylu kendisi tazminat davası açtı bana ahmak dedi diye. Sonradan bir cinlik, bir kumpas düşürdüler. Yok ya Soylu'ya açmış olmasın. Bizce o YSK'yı kastetmiş olsun. Kurul halinde çalışan kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl ceza verelim, siyasi yasak getirelim. Bu meselenin özü Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirme değildir. Bu meselenin özü Türk milletine kendisini kimin yöneteceği konusunda seçme yasağı getirmektir. İmamoğlu'nun şahsi meselesi değildir. Türk halkına günü geldiğinde Ekrem İmamoğlu aday olursa onu seçemezsin diye millete direnmektir. O yüzden dün sevgili Mansur Başkan'la da birlikteydik. O da kendi açıklamasını yapmıştı. Bu partinin dönüp dolaşıp Cumhurbaşkanı adayı o mu olur bu mu olur diye sarayı memnun edecek tartışmalardan ve sarayın taşeronlarının yarattığı çalkantılardan uzak durması lazım. Mesele Cumhurbaşkanı adaylığının Ekrem Bey'in seçme seçilme hakkının ötesinde milletin seçme hakkına saldırıdır. Bu milletin seçme hakkını bu millet elinden aldırtmaz. Nokta. Ha, siz ne yapıyorsunuz? Vallahi bu tip kumpasları çok gördük. Çok mücadele ettik. Bazen eksiğimiz, kusurumuz oldu ama bu meseleyi
tüm boyutlarıyla, tüm parti birlik beraberlik halinde tam bir motivasyonla ele alıyoruz ve şunu söylüyoruz. Türkiye 2024 yılında seçmenin seçme hakkının elinden alınacağı, birine söylenmiş sözün çarpıtılarak kumpasa dönüştürüleceği bir ülke haline gelirse, bu ülke hukuk devleti olmaktan zaten çıktı ama tescillersiniz bunu, bütün dünyaya bir kez daha ilan edersiniz, sonra millete dönüp sakın ha ekonomiyi biz düzeltiriz, enflasyonu biz düşürürüz, sıkın dişinizi az kaldı demeyin, kötüsü geride kaldı demeyin. Eğer ki bu dava siyasi yasakla sonuçlansın, en kötüsü geride kalmadı, en kötüsü önümüzde. Bu millete yapılacak en büyük kötülük budur. Herkes aklını başına, ayağını da denk alsın. Birkaç küçük not, sonra da artık ilk toplantı olduğu için uzadı da biraz. Başı da çok keyifliydi, çok uzundu. Bir, geçen sene Elazığ'da bir ihale açtılar. Milletvekilimiz bana kapalı bir zarf getirdi. Bir tane de AK Parti Grup Başkan Vekiline birlikte verdik. Dedi ki, adrese teslim bir ihale, Elazığ'daki bakır madeni Cengiz Holding'e anahtar teslim. Dedi ki, sondaj montaj olmadan 3-5 milyar dolarlık bakır var diyorlar. İçinde altın da var, gümüş de var. En az 60 milyar dolar. Günü gelince kapalıydı zarf, açtık. İçinden Cengiz İnşaat çıktı. 2 hafta önce mühürlemiş. Nereden bildin dedik. Dedi ki öyle bir davet mektubu, öyle bir şartname yazmışlar ki başkası giremiyor. Cengiz İnşaat 3 milyara aldığı işi, 5 milyar aldığı işi 60 milyar liralık çıkardı, rezerv daha da çıkarıyor. Şimdi Sinop'ta aynı numara çekiliyor. Haftaya bu saatlerde geçmiş olacağı için bugünden söylüyorum. Haftaya salı sabah yine bir ihale var. Bu sefer Sinop'ta şartname kopyala yapıştır. Aynı Elazığ'dakine benziyor. Ve genel başkan yardımcımız çalıştı. Şartnameye yazmışlar. Şartnameye yazmışlar, ihale bedeli 3,5 milyar. Deniz Yavuz Yılmaz hesaplamış, tam 100 milyar TL. Şartnameye bazı sistemler tanımlamışlar. O tanımlanan sistemler bir tek Cengiz İnşaat'ta var. Aynı Elazığ gibi anahtar teslim verecekler 3,5 milyara. Cengiz İnşaat 100 milyarını yiyecek bu milletin. Buradan bu büyük hukuksuzluk için milletimize, Elazığ'a, Sinop'a, 81 vilayete bu Cengiz İnşaatı da, bu Cengiz İnşaatı gönendiren, zenginleştiren, kayıran, besleyen ve ondan beslenenleri şikayet ediyorum. Madem ki her şeyin sorumlusu benim, ben diyorsun, Recep Tayyip Erdoğan, milletin malını Cengiz'e peşkeş çekiyorsun. Dün Hatay'da yol bulan işçilerini ziyaret ettim. 104 gündür eylemdeler. 700 derece sıcakta düşük maaşa çalışıyorlar. Asgari ücret artıp 25 bin lira olsaydı maaşları 30 bin olacaktı. Ama asgari ücret artmadı. 19 bin liraya çalışıyorlar. Dayanamıyorlar. Çok ağır işleri var. Eylemdeler. Eylemleri için gittik, yanlarında durduk. Hatay milletvekillerimiz yarın son bir kez işverenle arabuluculuk görüşmesi yapacaklar. Ümit ediyoruz çözerler. Bir de benim hemşerilerim var. Bağımsız maden işe bağlı Fernas işçileri. Soma'dan Ankara'ya yürüdüler. Yalın ayak yürüdüler dikkat çekmek için. Fernas şirketi AK Parti Batman milletvekilinin adı ve soyadının kısaltmasıdır. Vekilimiz Ankara'da aktif milletvekilidir. Orada işçiler
son derece makul talepleri sırf sendikalı oldukları için kabul edilmemiştir. İşçilere kötü davranılmıştır. Direnen işçilere ters kelepçe yapılmıştır. Ve buradan hepinize hatırlatırım ki Soma'da bir sarı sendika var. Soma'yı perişan eden sarı sendika. Bu işçiler bağımsız maden işte örgütlüler. Niye? Hani geçen sefer Soma'nın hakkını vermediler de Süleyman Soylu'nun tüm zorlamasına rağmen yola düştüler de sarı baretleri yere tak 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 vurdular da hak aradılar da Soylu direndi, Tayyip Bey direndi, verilmedi, verilmedi. O bağımsız maden işin gariban kurucusu Tahir Çetin ve Ali Faik İnter, Süleyman Soylu'nun geri çevirdiği bu yolda bayram için gidip yine geleceğiz derken, anasının elini öpmeye evladına giderken trafik kazasında öldüler ya, bu bağımsız maden iş, o bağımsız maden iş. Şimdi bu arkadaşlar Fernas işçileri eziliyormuş, görmüşler ki sarı sendika değil, görmüşler ki maden işçisinin hakkı için bağımsız kurulan bir sendika can veriyor, biz de oraya geçiyoruz demişler. İşte ondan korkuyor AK Parti milletvekili. Fernas işçilerinin sonuna kadar arkasında duracağız. Durunuz, bu milletin vicdanı parayı da yener, Tayyip Bey'in siyasi desteğini de yener. Ve en tatsız ama konuşulması gereken konuya geldi sıra. Zor bir yola çıktık hepimiz. Siyaset kolay değil. Geniş olacaksın. Her türlü saldırıya, iftiraya hazır olacaksın. Dışarıdan neler neler gelir, vız gelir, tırıs gider. Sen yanındakine, arkandakine, canına, ciğerine, dava arkadaşına bakacaksın. Onlar ki, Gazi Mustafa